Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf fen bilimleri 4. ünite saf madde ve karışımlar, son 5 yılın bursluluk soruları ve çözümleriyle birlikte olacağız. Bir atomu oluşturan parçacıklar üçgen, yıldız, daire ile temsil ediliyor. Tabloya göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Üçgen artı yüklü parçacıksa arkadaşlar protondur. Yıldız yüksüzse nötrondur. Daire eksi yüklü ise elektrondur. O halde bir üçgen ve daire çekirdekte bulunur diyor. Bakıyoruz arkadaşlar, elektron çekirdekte bulunmaz. Birinci ifademiz yanlış. Daire yani elektron atomun katmanlarında dolanır. İkinci ifademiz doğru. Yıldız nötronu temsil eder. Doğru, bakıyoruz. Yıldız nötron doğru. O halde hangileri doğrudur diyor. 2-3 C şıkkı. Zeynep mutfakta kullanılan tencere ve tavaların aynı elementi içerdiğini öğrenmiştir. Zeynep'in öğrendiği bu element aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Alüminyum tencerede kullanılır olabilir. Demir tencerelerde kullanılır olabilir. Bakır kullanılır olabilir. Fakat sodyum arkadaşlar pil, cam ve sabun tuzda kullanılır. Sodyum olamaz. Cevabımız D şıkkı. Bir öğrenci tabloda numaralandırarak verilen saf maddelerin element bileşik olma durumlarını dikiş sembolüyle işaretlemiştir. Buna göre öğrenci kaç numaralı saf maddeyi yanlış işaretlemiştir? Bakalım, birincisi Ag gümüş arkadaşlar, element doğru. Su H2O bileşik doğru. Oksijen element arkadaşlar yanlış, moleküler element. Sodyum klorür yani NaCl bileşik tuz doğru. Hangisi yanlış diyor? 3 yani oksijen elementtir arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Bir öğrenci karışım türlerine ait örnekleri aşağıdaki kartlara yazmıştır. Bu kartların doğru olması için hangi örnekler birbiriyle yer değiştirmelidir? Kartlara bakalım arkadaşlar. Homojen karışım, tuzlu su homojendir doğru. Gazoz homojendir doğru. Ayran yanlış, heterojendir. Hava homojendir doğru arkadaşlar. Kolonya heterojen değildir, homojendir yanlış. Kumlu su heterojendir doğru. Çamaşır suyu heterojendir doğru. Zeytinyağlı su heterojendir doğru. Hangi ikisi yer değiştirmeli? Ayran ve kolonya hangi şıkta arkadaşlar? B şıkkında. Cevabımız B şıkkı. K ve L maddelerinden oluşan bir karışım şekildeki düzenekte görüldüğü gibi önce buharlaştırılıp sonra yoğuşturularak ikinci kapta L maddesinin toplanması sağlanıyor. Buna göre bu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Arkadaşlar bakalım, ısıtıcıyla K ve L karışımı ne yapmış? Ayrışmış. L maddesi daha önce balon jojede toplanmış. O halde arkadaşlar bu sıvı sıvı karışımlar damıtma yöntemiyle ayrılıyordu. Burada maddelerin kaynama sıcaklıklarının farklı olmasından yararlanılıyordu. Bakalım şimdi şıklara. Bu karışım maddelerin kaynama noktasından yararlanılarak ayrılmıştır. Doğru, bu söylenebilir. K maddesi L maddesinden önce kaynar. Yanlış. L maddesi toplandığına göre L maddesi önce kaynamıştır. Cevabımız B şıkkı. Diğerlerini de okuyalım. Bu yöntem birbiri içinde çözülen sıvıları ayırmada kullanılır. Evet, sıvı sıvı karışım doğru. Düzenekteki buz L maddesini yoğuşturmada hızlanır. Evet arkadaşlar, burada L maddesini yoğuşturmak için kullanılmıştır. Hangisi söylenemez diyor. Cevabımız B şıkkı. Bir öğretmen çözülme hızına etki eden faktörlerden birini gözlemlemeleri amacıyla öğrencilerden deney düzeni oluşturmalarını istiyor. Buna göre öğrenciler tablodaki değişkenleri veriliyor. Öğrencilerin oluşturdukları deney düzeneklerinden hangisi verilen deney değişkenleri uygun olarak hazırlanmıştır diyor. Arkadaşlar hemen deneyimize bakalım. Bağımlı değişkenimiz çözülme hızı, bağımsız değişkenimiz çözülen maddenin tanecik boyutu. Bağımsız değişken deneyde bizim değiştirdiğimiz değişkendi. Yani deney düzeneklerinde farklı olandı. Kontrol edilen değişken ise değiştirilmeyenlerdi. Birincisine bak, A şıkkına bakalım arkadaşlar. Tanecik boyutu farklı fakat maddenin cinsi de farklı. Maddenin cinsi aynı olmalı bakın. O halde A şıkkını eledim. B şıkkına bakalım. Tanecik boyutu farklı fakat buraya baktığınızda sıcaklıklar da farklı. Sıcaklıklar kontrol değişkeni aynı olmalı. B şıkkını da eledim. C şıkkına bakıyoruz arkadaşlar. Maddenin cinsi farklı arkadaşlar. Maddenin cinsi farklı olduğu için zeytinyağı ve su farklı olduğu için olmaz arkadaşlar. Hem sıcaklıkları da farklı. C şıkkına da bakın, sıcaklıklar da farklı olmaz. D şıkkına bakıyoruz arkadaşlar. Tanecik boyutu farklı. Aynı. Sıcaklıklar aynı. O halde cevabımız ne olacaktır? D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Bir öğrenci geri dönüşümün, yeniden kullanımın ve atık kontrolünün önemi üzerine yaptığı araştırmalar sonucunda bazı atıklar için
elektronik, metal, sıvı yağ ve tıbbi atık olmak üzere 4 adet toplama alanı belirlemiştir. Öğrencinin bu alanları belirleme amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Elektronik atıkların geri dönüşümünün ekonomik fayda sağlaması olabilir. Toplanan atık metallerin ham madde olarak kullanılması olabilir. Toplanan ürünlerin çevre kirliliğini azaltmaya yardımcı olması olabilir, geri dönüşüm sağlar. Tıbbi atıkların geri dönüşümünün diğerlerinden daha hızlı ve daha çabuk. Böyle bir şeyden yukarıda bahsedilmemiş arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. İki farklı element atomu içerir. Bir molekülde toplam atom sayısı 3'tür. Özellikleri verilen molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir? Bakıyoruz arkadaşlar. Karbon monoksit iki farklı atom içermiş. Fakat atom sayısı 3 dediği için olamaz. Amonyum atomuna bakıyoruz arkadaşlar. Bir tane azot, 3 tane hidrojen. Toplam 4 tane var. Olmaz. 3 tane dediği için olmaz. Klor bir bileşik değil arkadaşlar. Ayrıca 2 tane var. Olmaz. Bakıyoruz. Karbon dioksit. Toplam bir karbon, 3 oksijen, 2 oksijen, toplam 3 var ve iki farklı element karbon ve oksijen olduğu için cevabımız D şıkkı. Proton sayısı 9 olan ve katman elektron dizilimi verilen atom modeli hakkında öğrencilerin düşüncelerini ifade ediliyor. Öğrencilerden hangileri bu model hakkında doğru bilgi vermiştir? Arkadaşlar proton sayısı 9, elektronlarını sayalım. Birinci katmanda 2, ikinci katmanda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, toplam 9. Arkadaşlar proton sayısı elektron sayısına eşit. O halde bu atom nötr atomdur arkadaşlar. O halde bakalım şıklara. Pozitif yüklüdür diyor. Yanlış, nötrdür arkadaşlar. Nötrdür, doğru. 3 katmana sahiptir. Bakıyoruz 1, 2 katmana sahiptir. Yanlış, bileşik. Oluştururken bir elektron alarak kararlı hale gelir. Arkadaşlar ikinci periyotta 7 elektronu var. Bir tane daha elektron alırsa 8 olur ve kararlı olur. O halde bu da doğru. Hangileri doğrudur dediği için cevabımız Zeynep ve Gönül olacak. Cevabımız C şıkkı. Aşağıda iki farklı maddeye ait tanecik modelleri numaralandırarak verilmiştir. Bu modellerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Birinciye bakıyoruz arkadaşlar. Element modeli. İkinciye bakıyoruz. Bileşik modeli. İki farklı atom bir araya gelmiş. Bileşik oluşturmuş. O halde şıklara bakalım arkadaşlar. Bir element, iki bileşiktir. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Bir bileşik değil, yanlış. Her ikisi de homojen karışım değil, yanlış. Homojen karışım dediği için yanlış. Cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Aşağıdaki bazı olaylar numaralandırarak verilmiştir. Bu olaylardan hangileri karışımların yoğunluk farkıyla ayrılmasına örnektir? Arkadaşlar bakalım bire. Ayşe'nin annesi nohutları kuru yaprak ve dallardan ayırmak için su dolu kaba koydu. Su yüzeyinde kalan yaprak ve dallar süzgeçle aldı. Arkadaşlar nohutlar dibe çökmüş. Yoğunlukları farklı. Evet, yoğunluk farkından yararlanmış. İkiye bakıyoruz. Mert bir kaptaki tuzlu suyu sürekli kaynattığında kapta sadece tuz kaldı. Burada buharlaştırma yöntemi. Ahmet amca buğdayları rüzgarlı havada yere doğru dökerken buğday taneleri yere düşüyor. Buğday taneleri ile aynı hacime sahip buğday sapları ise başka yöne savruluyordu. Burada buğday taneleri ve sapları farklı yoğunlukta olduğu için yoğunluk farkından yararlanılmış. O halde cevabımız ne olacak? 1 ve 3 B şıkkı. Şekildeki bir deneyde eşit miktarda çay bulunan bardaklara özdeş birer kesme şeker atılarak eşit sürede aynı şekilde karıştırılıyor. Bu deneyde çözünme hızına aşağıdakilerden hangisinin etkisi araştırılmaktadır? Bakıyoruz arkadaşlar, eşit tanecik boyutunda ikisi de karıştırılıyor. Bakıyoruz sıcaklıkları farklı olduğu için burada neyin özelliğine bakılmış? Sıcaklıkların özelliğine. O halde hangi şıkta çözücünün sıcaklığı? Cevabımız C şıkkı. Şekildeki bir çöp kutusunda bazı atıklar gösterilmiştir. Bakıyoruz atıklara. Bu atıklarla ilgili aşağıdaki öğrencilerden hangilerinin önerileri doğrudur diyor. Hepsini parçalayıp karıştırarak toprağa gömmeliyiz. Arkadaşlar baktığımızda plastik olduğu için olmaz, yanlış. Kağıt, cam ve plastik atıkları ayrı ayrı geri dönüşüm kaplarında atmamız gerekirdi. Bu doğru. Kağıt kutuları besinleri saklamak için kullanmayız. Hayır, besinler geri dönüştürülemez. Bu da yanlış. Hangileri doğru diyor? Yalnız Ayla B şıkkı. Öğrenciler proton, nötron ve elektron parçacıklarını kullanarak atom modelleri oluşturuyor. Aşağıda verilen bu atom modellerden hangisi doğrudur diyor. Bakıyoruz arkadaşlar, çekirdekte proton ve nötron, yörüngede elektron olacak ama burada bir nötron var. Olmaz. B şıkkına bakalım. Çekirdekte proton ve nötron, elektron var. Bu da olmaz. Zaten yörüngelerde de nötron olmuş, elektron olacak. Olmaz. Yörüngelerde proton var. Olmaz. C şıkkına baktık. D şıkkına bakalım arkadaşlar. Çekirdekte proton ve nötron, yörüngelerde elektron var. Cevabımız D şıkkı.
Tabloda bazı iyonlar numaralandırarak verilmiştir. Bunlardan hangileri katyondur diyor. Arkadaşlar katyonlar artı yüklü iyonlardı. Burada aklımızda kalması için arkadaşlar katyonlar artıydı. Şu katyonun ortasındaki artıdan aklımızda kalır. Anyonlar da eksi. Bakıyoruz hangileri artı yüklü? 5 ve 4. Yani alüminyum ve amonyum. Hangi şıkta var bu 4-5? B şıkkında cevabımız B şıkkı. Y maddesi bir bileşiktir. Bu bileşiği her molekülü 3 farklı atom içerir diyor. Bakalım arkadaşlar buna göre Y maddesinin tanecik modülü aşağıdakilerden hangisidir? A'ya baktığımızda arkadaşlar karışım. B'ye bakıyoruz yine karışım. C'ye bakıyoruz bileşik. Ve bakalım 3 farklı mı? 1, 2, 3 farklı atom. O halde cevabımız C şıkkı. D'ye bakalım arkadaşlar karışım. O halde bize bileşiki sorduğu için cevabımız C şıkkı. Şekildeki 2 farklı karışım oluşturuluyor. Bu karışımlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Birinci karışıma baktığımızda arkadaşlar katı sıvı karışımlar ve tek bir madde gibi görünmüyor. İki farklı madde görülebiliyor. O halde birinci karışımımız heterojen karışım. İkinci karışıma bakalım. Sıvı sıvı karışımlar. Baktığımızda karışım tek bir madde gibi göründüğü için homojen karışımdı. Şıklara bakalım arkadaşlar. Bir heterojen, iki homojen karışımdı. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Şeker ve sudan bir çözelti oluştururken yukarıdakilerden hangileri uygulanırsa şekerin sudaki çözünme hızı artar diyor. Arkadaşlar çözünme hızını arttırmak için taneciklerin küçültülmesi olur. Suyun soğutulması değil tam tersi ısıtılması iki olmaz arkadaşlar. Şekerli suyun karıştırma çözünme hızını etki eder. Olumlu etki eder. Evet. Cevabımız ne olacak? 1 ve 3 D şıkkı. Damıtma yöntemiyle karışımları ayırmak için karışan maddelerin kaynama sıcaklıklarının farklı olmasından yararlanır. Arkadaşlar damıtma yönteminde sıvı sıvı karışımlar ayrılıyordu. Bu yöntem kullanılarak aşağıdakilerden hangisinde verilen karışımlar ayrılabilir diyor. Bakalım arkadaşlar bir sıvı sıvı karışım bulacağız. Tebeşir tozu, demir tozu katı katı karışım olmaz. Kum, su, odun katı sıvı olmaz. Etil alkol ve su sıvı sıvı karışımlar damıtma yöntemiyle ayrılır. Cevabımız C şıkkı. Tabloda bazı evsel atıkların numaralarak verilmiştir. Bu atıklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bakalım arkadaşlar. Pilin enerjisi tamamen kullanıldığı için atık olarak kabul edilmez. Hayır, atıktır. Yalnızca beşin geri dönüşümü sağlanabilir. Beşe bakıyoruz. Meyve kabukları. Hayır, besin atıkların geri dönüşümü olmaz. 3 ve 4 geri dönüşüm kutusuna atılmalıdır. 3'e bakıyoruz. Kırık bardak, cam. 4 cam şişi. Evet, doğru cevabımız C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisine verilen maddeler tamamen karıştığında heterojen karışım elde edilir? Toprak su heterojendir arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Bazı maddelere ait tanecik modelleri şekildeki gibi çizilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi her iki madde için söylenebilir diyor arkadaşlar. Bakalım birinci maddemiz moleküler bileşik. İkinci maddemiz de iyonik bileşik. Homojen karışımdır diyor. Hayır her ikisi de bileşiktir. Olmaz. Üç farklı element atomu içerir. Bakalım arkadaşlar. İki farklı element atomu içeriyor. Olmaz. Aynı tür element atomlarından oluşmuştur. Hayır bakıyoruz burada büyük. Bakın büyük siyah küçük siyah. Aynı türden oluşmamış. Yanlış. İki farklı element atomu bulundururlar. Buna bakıyoruz. Birinci, ikinci. Buraya bakıyoruz. Birinci, ikinci. Evet her ikisi de iki farklı element atomu bulundurduğu için hangisi söylenebilir? D şıkkı söylenebilir. Bir deney sırasında K ve L karışımları alınmıştır. K karışımı buharlaştırma, L karışımı ise damıtma yöntemiyle ayrıştırılmaktadır. K karışımı buharlaştırma ise katı sıvı karışımdır arkadaşlar. Örneğin tuzlu su. L karışımı ise damıtma ise sıvı sıvı yani örneğin alkol su. Bu iki deneye göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Bakalım. Her iki karışımda homojen karışımdır. Doğru. L karışımındaki maddelerin kaynama sıcaklığı farklıdır diyor. L karışımı arkadaşlar damıtma yöntemiyle olduğu için doğru. K karışımında ısıtma işlemi yapılarak çözücü madde uzaklaştırılır. Bakıyoruz arkadaşlar K karışımı örneğin tuzlu su katı karışımı evet çözücü uzaklaştırılır doğru. Hangileri doğrudur diyor. Hepsi doğru arkadaşlar. Şekildeki KLM moleküllerin tanecik modelleri verilmiştir. Buna göre her bir molekülün atom sayısını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? K'ya bakıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 tane atomu var. L'ye bakıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 atomu var. M'ye bakıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 2 atomu var. O halde hangi şıkta var? Bu arkadaşlar K, 3, L, 4, M, 2, A şıkkında var. Cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Birinci bardaktaki küp şekerin daha hızlı çözündüğünü gören Ayşe Hanım aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşır? Arkadaşlar bakalım. Ayşe Hanım özdeş 2 çay bardağından birincisine sıcak su,
küp şeker, ikincisine birincisinden eşit hacimde soğuk su ve aynı miktarda küp şeker koyarak aynı hızda karıştırmaktadır. Farklı olan ne arkadaşlar? Sıcaklıkları, sunun sıcaklıkları farklı. O halde burada sıcaklığın çözünme hızına etkisi araştırılmıştır. Bakalım hangi şıkta var? Karıştırmak hızlı çözünme sağlar. Her ikisinde karıştırıldığı için olmaz. Sıcaklık yükseldikçe çözünme hızı hızlanır. Evet, cevabımız B şıkkı olacak. Bakalım arkadaşlar, tahtaya yazılı metinde geçen elementler ve bu elementlere ait sembollerin tamamı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Element atomlarını göremesek de her bir yerde onlarla beraberizdir. Örneğin süs eşyalarında bakır, inşaat malzemelerinde demir, klor ve sodyum elementlerine ait iyonlar bir araya geldiğinde yemek tuzunun oluşması bunlardan birkaçıdır. Bakır bağ ile gösterilmez cu yanlış. Bakır bağ ile gösterilmiş yanlış. Bakır cu, demir F, klor Cl, sodyumla evet hepsi doğru gösterilmiş. Cevabımız C şıkkı olacak. Elif aşağıdaki kartta karışık olarak yazılmış iyonlar içerisinde katyonları çıkarıp başka karta yazmak istiyor. Buna göre hangi iyonları çıkarmalıdır? Arkadaşlar katyon artı yüklü iyondu. Bakalım hangileri artı yüklü? Amonyum ve alüminyum. Artı magnezyum artı 2. Hangi şıkta var bu arkadaşlar? A şıkkında var. Amonyum, magnezyum ve alüminyum artı parçacık artı yüklü oldukları için cevabımız A şıkkı olacak. Nötr X atomu modelindeki iyon haline geldiğinde son yörüngesinde elektron sayısı artıyor. İyon haline geldiğinde elektron sayısı artıyorsa bu nedir? Anyondur. Yani eksi yüklüdür arkadaşlar. Anyon ve eksi yüklü. O halde arkadaşlar bakalım bu modele göre aşağıdakiler hangisi söylenebilir diyor. X iyonu katyondur diyor. Yanlış, anyondur. Eksi yüklü elektron aldığı için. X iyonu negatif yüklüdür. Evet, elektron aldığı için negatif yüklüdür. Cevabımız B şıkkı. Bir hipotez kurulmuş arkadaşlar. Bu hipoteze göre bakalım iki madde arasında yüklü tanecik alışverişi atomlardan daha küçük taneciklerin olduğunu gösterir. Hipotezi doğrulamak isteyen öğrenci grupları, yaptıkları işlemleri ve gözlemleri tabloda yerleştirmiş. Birinci işleme bakalım. Suya şekerin atılması. Şeker suda görünmez oldu. Arkadaşlar burada çözünme olayı verilmiş ve maddenin tanecikli yapıda olduğunu anlatmış. Burada yüklü taneciklerin alışverişi yok. Tarağın kumaşa sürtülmesi, tarak kağıt parçacıklarını çekti. Evet arkadaşlar burada eksi yüklerin artı yüklerin çektiği, yani yüklü taneciklerinin olduğunu gösterir, alışveriş olduğunu gösterir. O halde cevap 2 olacak. Bakalım diğerlerinde. Bakır levhanın ısıtılması. Bakır levha üstündeki mum düştü. Burada erime olayı. Çaya limon sıkılması, çayın rengini değiştirmesi, bu da renk değişikliği. Hangisi yüklü taneciklerin alışveriş olduğunu gösteriyor? 2 numara, yani cevabımız B şıkkı. Şekildeki element modelleri gösterilen kartlara bakan bir öğrenci aşağıdakilerden hangisine ulaşır? Arkadaşlar kartlara bakalım. Demir bu şekilde atomlara sahip, bakır bu şekilde atomlara sahip. O halde farklı elementlerin atomları farklıdır. Doğru, cevabımız A şıkkı olacak. Yandaki modelde bir atomun elektron dizilimi verilmiştir. Bu atom kararlı atomların elektron dizilimine ulaştığında katman sayısı kaç olur? Arkadaşlar kararlı olabilmesi için son yörüngesinde katmanında 8 elektron bulunması gerekiyordu. Buraya bakıyoruz. 1, 2 tane elektronu var. 8 tane olması için 6 tane almalı mı daha kolay, 2 tane vermesi mi? 2 tanesi verirse daha kolay. O halde bu ikisini verdiğinde bu katmanı ne yapacaktır? Gidecektir. Kaç katmanı kalacaktır? 1, 2. Katman sayısı kaç olur dediği için arkadaşlar 1, 2 katman olur. Cevabımız B şıkkı. Suyun içinde bulunan iyonlardan çok atomlu olanların formülleri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Hemen iyonlara bakalım arkadaşlar. Alüminyum bir element, sülfat evet çok atomlu bir iyon. Sodyum bir tek atomlu element. Amonyum çok atomlu bir iyon. Demir bir tek atomlu olmaz. O halde bakıyoruz sülfat ve amonyum olacak. Burada nitrat var. Nitrat var olmaz. Sülfat da var ama nitrat da var. Bakalım sülfat ve amonyum. Evet cevabımız B şık. Buna göre soru işaretiyle gösterilen yere aşağıdaki taneciklerden hangisi yapıştırılmalıdır? Bakalım arkadaşlar. Saf bir maddedir. Molekül yapılıdır. İki farklı element atomlardan oluşur. Arkadaşlar şıklara bakıyoruz. İki farklı element atomundan dediği için A şık olmaz. Bir farklı element. Bakıyoruz iki farklı element atomu molekül yapıda ve bileşik saf madde. O halde cevabımız B şıkkı. Dersimiz sona erdi. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.